Merhaba, ben ZKM. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yaşanmış korku hikayeleri anlatıyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenerek ve yorum yazarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Böylece sizler için daha iyi videolar yapabilirim. Keyifli seyirler. Benim adım Cemal. Hayatına kendi istediği gibi şekil veremeyenlerdenim. Hayatın karşıma çıkardıklarını, kendi isteklerim doğrultusunda yönlendirmeye çalışsam da, çok da başarılı olduğumu söyleyemem. Hayatın zorluğunu daha çocuk yaşlarda görmeye başladım. Allah'ın gücüne gitmesin ama, aslında doğmadan önce, zaten bu zorluklar beni bekliyormuş dersem, abartmış olmam. Çünkü aile hayatımız hiçbir zaman sıcak bir yuva gibi olmadı. Annem ve babam büyük zorluklara göğüs gelerek evlenmiş olmalarına rağmen o sıcak yuva kavramını bir türlü oturtamamışlar. Tabii hal böyle olunca ben ve benden 2 yaş küçük kardeşim bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilendik. Babam annemle askerdeyken tanışmış ve evlenmek istemiş. Ancak annemin ailesi bu evliliğe karşı çıkmış. Sonunda babam çareyi annemi kaçırmakta bulmuş. Babam annemi kaçırınca 2 aile arasında büyük olaylar olmuş. Araya hatırı sayılır aileler girse de annemin ailesi bu evliliğe onay vermemiş ve annemi evlatlıktan atmışlar. Annem de bütün zorluklara rağmen babamla kalmayı seçmiş. Bu kadar zorluklar içinde kurulan bir yuvanın zamanla dağılmasına hala aklım almıyor. Ben ufakken hatırladığım kadarıyla evimizden kavga gürültü hiçbir zaman eksik olmazdı. Annemle babam sürekli kavga ederlerdi. Bu durumda beni ve kardeşimi çok kötü etkilerdi. Annemi en son hatırladığım kardeşimi alıp evi terk etmesiydi. O zaman ben 7 yaşındaydım. Kardeşim de 5 yaşındaydı. Annemle babam şiddetli bir şekilde kavga ettiler. O gün annem ufak kardeşimi alarak evden çıktı ve bir daha eve gelmedi. O günden sonra annemi bir daha hiç görmedim. Yaşımı aldıktan sonra birkaç defa annemi bulmaya çalıştım ancak bulamadım. Kardeşim ise bir tesadüf sonucunda karşıma çıktı. Rabbim günah yazmasın ama keşke hiç karşıma çıkmasaydı. İçimde hüzünlü bir özlem olarak kalmaya devam etseydi. Sebebini size anlattığımda neden böyle söylediğimi anlayacaksınız. Belki bazılarınız bana hak vereceksiniz, bazılarınız da beni haksız bulacaksınız. Ama ne düşünürseniz düşünün, hepinize hakkım helaldir. Annem kardeşimi alıp gittikten sonra benim için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Babam elinden geldiği kadarıyla bana hem babalık hem annelik yapmaya çalıştı. Babaannem ve halam da bana çok yardımcı oldular. Annemin yokluğunu hissettirmemeye çalıştılar. Ama ne olursa olsun annenin boşluğunu dolduramıyorlar. Ben okula gitmedim. Ufak yaştan itibaren babamın yanında onun işlerine yardımcı oldum. 12 yaşıma geldiğimde ise babam beni meslek edinmem için bizim orada yaşayan Veysi amcanın yanına koydu. Veysi amca bakırcıydı. Bizim orada bakırcı Veysi derlerdi ona. Bakırdan eşyalar yapardı. El zanaatı çok iyiydi. Yaptığı işin hakkını çok iyi bir şekilde verirdi. Çok büyük bir ustaydı. Çok da iyi bir adamdı. Hayatım boyunca tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. Benim olgunlaşmamda çok büyük bir katkısı oldu. Onun yanında zanaat öğrenmeyi ve onunla birlikte iş yapmayı çok seviyordum. Benim için bir işten çok okul gibiydi. Dükkana gittiğimde kendimi çok mutlu hissediyordum. Sol kolum sağ koluma göre daha kısaydı. Bu sebepten dolayı asla bu işi yapamayacağımı düşünüyordum. Ancak Veysi amca benim bu durumumun sorun teşkil etmediğini söyledi hep. Onun bana verdiği güçle işime daha çok asıldım ve hiç pes etmedim. Onun kadar olamasam da ben de kendime göre iyi bir bakırcı ustası oldum. Zamanla Veysi amca babam kadar yakın oldu bana. Yıllar içinde ondan sadece iş konusunda değil, hayat konusunda da birçok şey öğrendim.
Cinlerle tanışmam da onun vesilesiyle oldu. 14 yaşındaydım. Önemli birinden bakırdan yapılma bir saat siparişi aldık. Birçok şey yapmıştık ama daha önce hiç bakırdan saat yapmamıştım. Bayağı meşakkatli bir işti. Akşam olmasına rağmen işlemeleri bitirememiştik. Veysi amca kapatalım dükkanı, sen eve git. Ben de evimde devam edeyim çalışmaya, dedi. O gün babam iş için şehir dışına çıkmıştı. Veysi amcaya babamın evde olmadığını, isterse kendisiyle birlikte gelip yardım edebileceğimi söyledim. Veysi amca kabul etmedi. Ancak ben çok ısrar ettim. Sonunda ısrarlarıma dayanamayıp kabul etti. Yemek yedikten sonra işe başlayacaktık. Yemeği hazırlayıp masaya oturduk. Yemeği yerken Veysi amca hayata dair bana nasihatler veriyordu. Can kulağıyla onu dinlerken bir anda odanın kapısının önünden biri mutfağa geçti. Onu görünce çok şaşırdım. Çünkü Veysi amca tek başına yaşayan biriydi. Bir süre odanın kapısının girişine bakarken o gördüğüm şey tekrar kapı girişine geldi ve orada hareket etmeden durdu. Yüzü peçeli, çarşaflar içinde biri kapının girişinde durmuş, bizim olduğumuz masaya doğru bakıyordu. Ben de şaşkın bir şekilde gözlerimi ayırmadan ona doğru bakıyordum. Veysi amca, "Cemal ne oldu? Nereye bakıyorsun?" diye sordu bana. "Orada biri var. Bizi izliyor," dedim. Ben bunu söyleyince Veysi amca çok şaşırdı. "Nasıl yani? Sen Zühre'yi görüyor musun?" diye karşılık verdi bana. "Zühre kim?" dedim. Veysi amca eliyle kapının girişine doğru hareketlerde bulunup odada bulunan koltuğu gösterdi. Sonra bana bakarak, "Şimdi nerede? Görüyor musun?" diye sordu. "Masanın yanındaki koltukta oturuyor," diye cevapladım. Veysi amca yerinden kalkıp odadan çıktı. O an o yüzü peçeli çarşaflı kişiyle odada yalnız kalınca içimde bir korku hissettim. Hiç konuşmadan birbirimize baktık. Veysi amca elinde büyük bir ince tepsiyle içeri geldi. Tepsinin içine biraz su koyup kurumuş lül yapraklarını attı. Elini tepsinin içine koyup bir şeyler söyleyerek karıştırmaya başladı. Sonra beni yanına çağırdı. "Elini suya koy ve gözlerini kapat," dedi. Veysi amcanın söylediğini yaptım. Elimi tepsinin içine koyup gözlerimi kapattım. Gözlerimi kapattıktan kısa bir süre sonra garip şeyler görmeye başladım. Etrafımda bir şeyler dolanıyordu. Karanlık bir yerdeydim. Ama etrafımda olan her şeyi çok net görüyordum. Gördüğüm şeyler insan değildi. Yüzleri yoktu. Bir anda etrafımda dolanan şeyler durdu. Ve hepsi kafalarını bana doğru çevirdi. Onlar kafalarını bana çevirdiğinde büyük bir korkuya kapılarak elimi tepsiden çıkarıp kendimi geriye doğru attım ve ağlamaya başladım. Veysi amca omzuma dokunarak, "Korkma evlat, bu senin kaderin. Cinler alemiyle iletişime geçebiliyorsun. Sen de benim gibisin," dedikten sonra konuşmaya devam etti. "Zühre benim kızım. Onu benden başka kimse göremez. Ama sen gördün. Senin de kalp gözün açık. Sana bildiğim her şeyi öğreteceğim. Ama benden öğrendiklerini asla çıkar için kullanmayacaksın. Sadece muhtaç durumdaki insanlara yardım için kullanacaksın. Ve ne olursa olsun hak yolundan sapmayacaksın," dedi. O günden sonra Veysi amca ile ilgili bilmediğim şeyleri de öğrendim. Veysi amca ilmini kullanarak cin musallat olan insanlara yardım ediyormuş. Bildiği her şeyi bana da öğretti. Aslında bu konuda çok fazla hevesli değildim. İçten içe korkuyordum. Ancak Veysi amca bana seçenek sunmadı. Ben de onu çok sevdiğim ve güvendiğim için bana el vermesini kabul ettim. Veysi amca hastalanıp yatağa düşene kadar onunla birlikte cin musallat olan insanlara yardım ettik. Bana öğrettiği ilim çok güçlüydü.
o hastalanıp yatağa düştükten sonra tek başıma yoluma devam ettim. Hiçbir zaman öğrendiğim ilmi kendi çıkarım için kullanmadım. Kolay bir hayat olmadı ama yardım ettiğim insanların yüzündeki mutluluğu görmek benim için her zaman iyi bir duygu oldu. Veysi amca ölmeden önce dükkanını, evini ve eşyalarını bana bıraktı. Zühre'ye de sahip çıkmamı söyledi. Zaten kimsesi yoktu. Tek başına yaşayan biriydi. Ama sadece bana malını mülkünü miras bırakmadı. Aynı zamanda içinde bulunduğu yalnızlığı da bana bıraktı. Veysi amca öldükten sonra dükkanda bakıcılık yapmaya devam ettim. Benden yardım isteyen her zordaki insana yardım elimi uzattım. Babam öldükten sonra da Veysi amcanın evine taşındım. Artık tamamen Veysi amcanın yolundan gidiyordum. Ve bu yoldan dönüşüm yoktu. Ya bu hayata alışacaktım ya da bu hayatı kendime zehir edecektim. Çok fazla şey gördüm. Kötü niyetli cinlerin insanları ne hallere soktuğunu gördüm. Yeri geldi üzüldüm. Yeri geldi sinirlendim. Yeri geldi korktum. Ama Veysi amcanın mirasına her zaman sahip çıktım ve her zaman duygularımı kontrol altında tuttum. Ta ki Hüseyin dükkana gelip benden yardım isteyene kadar. Hüseyin'i Veysi amca vesilesiyle tanımıştım. Hak yolunda olan iyi bir insandı. Cinler konusunda bilgiliydi. Ancak benim gibi bir ilmi yoktu. Gücünün yetmediği bir konuda benden yardım istemeye gelmiş. Malatya civarında bulunan köyde genç bir kıza musallat vakasıyla karşılaşmış. Elinden bir şey gelmediği için çaresiz kalıp o kadar uzaklardan benden yardım istemeye gelmiş. 18 yaşına giren genç bir kıza cin musallat olmuş. Hüseyin'in anlattığına göre ailesi kızlarının bahtı açık olsun diye büyü yaptırmış. Hüseyin yapılan büyüyü bozduğunu ancak kızın düzelmediğini hatta daha kötüye gittiğini söyledi. Hüseyin'e büyü için kullanılan eşyaları yanında getirip getirmediğini sordum. Hüseyin yanında getirdiği eşyaları bana verdi. Eşyaları inceledikten sonra kağıtta yazanları okudum. Sonra Hüseyin'e bakarak "Bu baht büyüsü değil, bu başka bir şey, daha kötü bir şey. Bu büyüyü biz bozamayız, ancak yapan kişi bozabilir," dedim. Hüseyin, "Kimin yaptığını nasıl bulacağız?" dedi. "Kağıtta Çolak Yakup diye birinin ismi yazıyor. Böyle birini tanıyor musun?" diye sordum. "Hayır," diye karşılık verdi Hüseyin. "Bu adamı bulmamız lazım. Seninle geleceğim," dedikten sonra evden gidip eşyalarımı yanıma aldım. Evi Zühre'ye emanet edip evden çıktım. Uzun bir yolun ardından Malatya'ya vardık. Hemen ertesi gün cin musallat olan kızı görmeye gittik. Kızın durumu hiç iyi değildi. Aklı yerinde değildi. Sürekli korku içinde çığlıklar atıyordu. Vücudunda da yaralar vardı. Musallat olan cin eziyet ediyormuş. Kızın ailesine, "Yaptığınız şeyin sonucunu görüyor musunuz? Sizin cehaletinizin bedelini gencecik kızınız ödüyor. Yazık değil mi bu kıza? Niye Allah'a dua edip Allah'tan istemek varken haram yoluna sapıyorsunuz?" dedim. Aileden kimse cevap vermedi. Kızı geçici bir süre korumak için bildiğim ilmi uyguladım. Ancak yaptığım şey kalıcı değildi. Kızın bu musallattan kurtulması için tek yol bu büyüyü yapan kişinin bozmasıydı. Aile büyüyü yapan kişiyi tanımadıklarını, yıllar önce bir adamın gelip kızlarının gelecek hayatında bahtının açık olması için yardım ettiğini, sonra da bu adamı bir daha hiç görmediklerini söylediler. Hüseyin'e bu adamı soruşturmamız gerektiğini söyledim. Hüseyin'le birlikte adamı soruşturmaya başladık. Orada yaşayan kimse Çolak Yakup adında birini tanımadıklarını söylediler. Hüseyin bir arkadaşı olduğunu ve onunla konuşmamız gerektiğini söyledi. Hüseyin'in arkadaşı bize bir adamın adresini verdi. Bu adamın tanıyor olabileceğini söyledi. Adamın yanına gidip Çolak Yakup'u sorduk. Adam bize, "Ne yapacaksınız bu uğursuz adamı? Tekinsiz biridir," dedi.
Adamı durumu anlattıktan sonra adam bize Çolak Yakup'un yerini tam bilmediğini ama duyduğuna göre Sivas girişinde insanlardan uzak bir yerde yaşadığını söyledi. Hüseyin'le birlikte hemen yola koyulduk. Adamın evini bir süre aradık ama bulamadık. Sonra arabayı köylerden birine bırakıp yolumuza yürüyerek devam ettik. 1-2 saat sonra insanlardan uzak bir yerde kulübe gördük. Çolak Yakup'un burada yaşıyor olabileceğini düşünüp gidip kulübenin kapısını çaldık. İçeride kimse yoktu. Ancak kapısı kilitli değildi. İçeri girmeye karar verdik. İçeri girdiğimizde pis bir koku vardı. Kulübenin içinde her tarafta pislik şeyler ve büyü yapmak için kullanılan materyaller vardı. Bir de her yere şeytani semboller asılmıştı. O an orasının Çolak Yakup'un evi olduğunu anladık. Çekyatın olduğu yerde bir sandık gördüm. Kilitliydi. Kilidi kırıp sandığı açtım. İçinde kağıtlar vardı. Kağıtları okuduğumda cinlerle yapılan anlaşmaların olduğunu anladım. Bu anlaşmalarda Çolak Yakup'un ismi de yazıyordu. Hüseyin'e kağıtlarda Çolak Yakup'un ismini yazdığını söyledim. "Adam burada değil, ne yapacağız?" diye sordu bana. Gelmesini bekleyeceğiz diye karşılık verdikten sonra sandığı karıştırmaya devam ettim. Sandığın içinden türlü şeyler çıkıyordu. En sonunda bir fotoğraf gördüm. Fotoğrafı elime alıp ışığa doğru tuttum. Fotoğrafa bakınca şok oldum. Fotoğrafta bir kadın, bir adam ve iki çocuk vardı. Eski bir fotoğrafta ancak resimdeki adamın babam olduğunu fark ettim. Yanındaki kadın da annemdi. Yarım yamalak da olsa annemin görüntüsü hafızamda yer etmişti. Çocuklar da ben ve kardeşimdi. Bir süre fotoğrafa baktım. Kardeşimin isminin Yakup olduğu aklıma geldi. O an başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Kendimi çok çaresiz hissettim. Çolak Yakup benim yıllar önce ayrıldığım kardeşimdi. O sıra Hüseyin, "Ne oldu Cemal abi? Daldın," dedi bana. "Bir şey yok Hüseyin. Ortam gerdi herhalde beni," diye karşılık verdim. "Haklısın abi. Beni de gerdi ortam. Burası cinler için bulunmaz Hint kumaşı gibi. Tam cinlerin mesken tutacağı bir yer. Hangi aklı başında insan böyle bir yerde yaşar ki?" diye sordu. "Hak yolundan çıkmış, kendini cinlere satmış biri yaşar burada," diye cevap verdim. Ben bu cevabı verir vermez kapı açılarak içeri Çolak Yakup girdi. Elinde büyük bir sopa vardı. "Kimsiniz siz? Ne işiniz var evimde?" diye bağırdı bize. Çolak Yakup'u görünce içimde anlam veremediğim bir his oluştu. Yıllardır görmediğim, hasret içinde olduğum kardeşim hiç beklemediğim bir şekilde karşıma çıktı. Yüzünde yaraları olan, sol kolu benim gibi diğer kolundan daha kısa, üstü başı pislik içinde biriydi. Bir süre hiç konuşmadan öylece ona baktım. O sırada Hüseyin, Yakup'un elinden sopayı alıp yere yatırdı. Tam vuracakken Hüseyin'i tuttum. Yakup'u yerden kaldırıp soy isminin ne olduğunu sordum. İlk başta bana cevap vermedi. Biraz daha sert bir şekilde "Bana soy ismini söyle," dedim. Soy ismini bana söyleyince ağlamak istedim. Çünkü soy ismi benimle aynıydı. Kendimi kontrol etmekte zorlanıyordum. Yakup fotoğrafı neden aldığımı sorduktan sonra fotoğrafı kendisine vermemi istedi. "Kim bu fotoğraftakiler?" diye sordum. "Annem, babam ve kardeşim," diye karşılık verdikten sonra "Sana ne bunlardan? Seni ne ilgilendirir? Kimsin sen?" diye sordu. Ben bu fotoğraftaki kadının kucağındaki çocuğum diye karşılık verdim. Ben bunu söyleyince Hüseyin de büyük bir şaşkınlık yaşadı. "Nasıl yani Cemal abi? Bu senin yıllar önce ayrıldığın kardeşin mi? O yüzden mi bu soruları sordun?" dedi.
Hüseyin'e cevap vermeden Yakup'a bakmaya devam ediyordum. Yakup koltuğa oturup dizlerine vurmaya başladı. Sonra da kahkaha atmaya başladı. "Demek Öz abim yaşıyormuş ve beni ziyarete gelmiş," dedi. "Niye yolundan saptın? Niye insanların ocaklarına incir ağacı dikiyorsun? Allah'tan da mı korkmuyorsun?" diye sinirli bir şekilde çıkıştım. "Hesap mı soruyorsun bana?" diye karşılık verdi. "Niye böyle bir yola saptın? Canını yakmak istemiyorum. Bana cevap ver," dedim. "Üvey babam yüzünden. Annemle çok zorluklar çektik. Dedem annemi adamın biriyle evlendirdi. Bu adam da hem anneme hem bana çok eziyet etti. Annem dayanamadı, kahrından öldü. Bak vücudumdaki izlere, hepsini o yaptı. Ama ondan intikamımı aldım. Cinler her gün etinden bir parça kopardı. Acı içinde gitti. Cinlerin çok yardımını gördüm. Bana sahip çıktılar," dedi. Yaşadıkları kalbime bir bıçak gibi saplanmıştı. Ancak ne olursa olsun hak yolundan çıkmasını kabul edemezdim. Aile içi meselelerden çıkıp ona genç kıza yaptığı büyüyü bozmasını söyledim. Ancak bozmayacağını söyledi. Bütün ısrarlarıma rağmen bozmayacağını söyledi. Mecbur, zor kullanmak zorunda kaldık. İçimde volkanlar patlasa da o benim kardeşim değildi. İnsanların hayatını karartan Çolak Yakup'tu. Zor kullanarak Çolak Yakup'a büyüyü bozdurduk. Bunu bana zorla yaptırdığını cinler bilecek. Bir tek ben değil, senin de başın belaya girecek," dedi. "Ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Ben cinlerden korkmam. Hak yolunda olmayan cinler benden korksun. Ben senin gibi kendimi cinlere satmadım. Ben Allah'ın yolundan hiç çıkmadım. Ne olursa olsun Allah'ıma sığınırım," dedim. Daha önce yapmış olduğu büyülerin anlaşma kağıtlarını da yaktık. "Sen güçlüsün, anladık. Ama bu yaptıklarının bedelini sevdiğim biri ödeyecek," dedi. İçimden "keşke koruyabileceğim sevdiğim biri olsaydı," diye geçirdim. Bir daha büyü işleriyle uğraşıp insanlara zarar vermemesi için içim acısa da Çolak Yakup'ta bir iz bıraktım. Kendi isteğiyle olmasa bile artık kimse için büyü yapamayacaktı. Oradan çıkıp dönüş yoluna koyulduk. Hüseyin, "Cemal abi, içimde bir ukde kaldı. Uğursuz tekinsiz bir adam da olsa sonuçta senin kardeşin. Çok mu ağır şeyler yaptık?" diye sordu bana. İçim kan ağlasa da Hüseyin'e, "Az bile yaptık," dedim. Kendi evime dönmeden önce genç kızın yanına gittim. Kız çok iyi görünüyordu. Tavırları normale dönmüştü. Ailesine artık kızın kurtulduğunu, ancak bir daha böyle işlere girmemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundum. Oradan çıkıp kendi evime dönmek için yola koyuldum. Yol boyunca Çolak Yakup'a yaptığımı düşündüm. Yıllardır görmediğim kardeşim de olsa kendisini cinlere teslim etmiş biriydi. Hak yolundan çıkmıştı. İnsanlara zarar veriyordu ve bu yoldan dönmeyecekti. Bu yüzden duygularımı içime kapatıp yapmam gerekeni yaptım. En azından ben böyle düşünüyorum. Belki de sadece kendimi rahatlatıyorum.